Habeşistan'a hicret. Rasulullah Efendimizin peygamberliğinin beşinci yılında müşriklerin işkencelerine rağmen Müslümanların sayısı artmaya devam ediyordu. Fakat müşrikler de işkencelerini arttırıyor, ellerinden geleni yapıyorlardı. Peygamber Efendimiz eshabının dayanılmaz işkencelere uğramasına, ayaklarından iplerle develere bağlanıp Aksi istikametlere doğru çekilerek parçalatılmasına çok üzülüyordu. Bu işkenceler her geçen gün daha da şiddetleniyor. Merhamet dolu kalbi bunlara tahammül edemiyordu. Bir gün eshâb-ı kiramı topladı ve ey esabım şimdi yeryüzüne dağılınız. Allahü Teala yakında sizi yine bir araya toplar buyurdu. Onlar da "Ya Resulallah, nereye gidelim?" diye sual ettiler. Peygamberimiz mübarek eliyle işaret ederek Habeş ülkesini gösterdiler ve işte oraya, Habeş toprağına gidiniz. Çünkü orada yanındakilerin hiçbirine zulmedilmeyen bir hükümdar vardır. Hem orası bir doğruluk ülkesidir. Allahü Teala içinde bulunduğunuz sıkıntılardan bir çıkış ve kurtuluş yolu açıncaya kadar siz orada bulununuz buyurdu. Server alem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böylece hesabının işkencelerden kurtulmasına ve Mekkeli müşriklere karşı mücadelesini tek başına sürdürmeye karar vermişti. Doğduğu vakit ümmetim, ümmetim diyen sevgili peygamberimiz, şimdi de hesabının kurtuluşu için kendisini feda ediyordu. Onun bu müsaadesi üzerine, eshab-ı kiramdan bir kısmı, vatanlarından ayrılarak hicret ediyorlardı. Fakat sevgili peygamberimizden ayrıldıkları için, üzüntüleri de pek fazlaydı. Bu ilk hicrete, Hazreti Osman ve hanımı Hazreti Rukayye binti Resulullah, Ebu Huzeyfe ile hanımı Sehle binti Süheyl, Zübeyr bin Avvam, Mus'ab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Ebu Seleme bin Abdül Esed ile hanımı Ümmü Seleme, Hatip bin Amr, Amir bin Rebiya ve hanımı Leyla binti Ebi Hasme, Osman bin Maz'un, Ebu Sebre bin Ebi Rühm ile hanımı Ümmü Gülsüm binti Süheyl, Süheyl bin Beyda, Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anhüm katıldılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Osman için şüphesiz ki Osman Lut peygamberden sonra zevcesiyle birlikte hicret eden ilk kimsedir buyurdu. Eshab-ı Kiram'ın bir kısmı binekli, bir kısmı da yaya olarak Gizlice Mekke'den ayrıldılar. Tüccarlara ücretini vererek gemilerle Kızıldeniz'den Habeşistan sahiline ulaştılar. Müşrikler bunu haber alıp peşlerine düştüler. Gayretleri boşa gitti ve meyus bir şekilde geri döndüler. Habeş hükümdarı Necashi Müslümanlara iyi davrandı. Ülkesine yerleştirdi. Eshab-ı Kiram Habeşistan için biz burada iyi bir komşuluk ve himaye gördük. Dinimize dokunulmadı, incitilmedik. Hoşlanmadığımız bir söz de duymadık. Huzur içinde Allahü Teala'ya ibadet ettik dediler.